Kemal'e ham xəttədir. Kemal'e hanım. Ben sizi görebilmiyorum. Anlatamadım. Elə məni görməsən yaxşıdır. Qadan alım. Məni görməsən yaxşıdır. Necəsiniz? Heç yaxşı deyiləm. Heç yaxşı deyilsin. Allah sizi yaxşı eləsin. Amin inşallah. Ay Kemal xanım, necə gözəl bir insanla ailə qurmusan, necə möhtəşəm bir insandı. Sizi dəhşətli sevir, çox sevir. Məni dinlər misiniz? Lütfen. Dinlərim, dinlərim efendim. Demek ben bu insanla bunun eski arkadaş dediği eski sevgilisi Ayşe isminde bir kadınıydı. Zaten yarın onun kızı da bu verilişe koşulacak. Canlı yayına gelecek. Aha, aha. Bəli, bəli. He. Demek onunla da şey canlı yayma. O Ayşe Azerbaycan'da mı yaşıyor? Ben seni hiç tanıştırmazdım. Ay Kemal Hanım, bir dakika, bir dakika. O Ayşe Azerbaycanlı mı? Giderek sevdiği kadınlarla beraber yaşayıp onları yedizdirip içirdikten sonra şantaj ederek ki siz ben size bu kadar para harcamışım o paranı mene verin. Duyabilir misiniz mi beni? He işte duyuram duyuram eşidirim. Demek ben bu insanla nece tanış oldum. Onun eski sevgilisinin kızı bizi tanıştırdı. Ben de otur bize gelmişti kızımın yanına. Söyledim ki bana dedi ki abla evlenmek düşünmüyor musun? Güzel bir kadınsan. Dedim vallahi düşünüyorum da iyi bir insan olsa niye de evlenmeyeyim ya? Hale ki gencim. Zaten Türkiye gibi bir yerdeyim. İnsana da bir güvendiği birisi olacak. Neyse bu bizi tanıştırdı. Telefon numarasını verdi bana. Ben de Facebook'tan, telefon numarası yok. Facebook'tan ben buna mesaj çektim tanıştığa. Baktım gördüm normal bir insandı. 3 ay biz böyle danıştık. Nece orada efendi efendi danışırdı ya birden yüzü döndü. Hayır 3 ayda değil 1 hafta sonra evlendik. Bak ben tanıştığımda çok efendi birisiydi. Bir hafta evlendik. Çok efendi birisiydi. O efendiliğine göre beni böyle özüne bağladı. Neyse bu bağlandıktan biz böyle görüştükten sonra dedim ben eve gelmeyi istedim. Çocuklarımla da bir tanışayım. Dedim benim evlatlarım da bilirdik uşağları şeydi. Dedim ben de sıkıntılarımı anlattım ona. Dedim kendim de çalışır ama yalan demesin ki ben hiç çalışmamışam. Ben çalışıp öz paramla özümü dolandırmışam. Aldığı 400 lira haftalıktı ya. 400 TL. Olsun haftalık yetmez olsun bana senin, gitmiyordu. Sigarana. Kızım da çalışıyordu. Oğlum da çalışıyordu. Hayır oğlum da çalışmıyordu. Neyse, bilgisayar başında oyun oynuyordu çocuklar. Allah aşkına sussun ya sussun. Lütfen yalan söyleme sussun. Kemal'e. Lütfen Allah için, sussun. Gönlü Allah var yalan söyleme. Ben danışım. Bu hak benimdi. Dünden bıra bana olmayan şeyleri anladır. Benim hakkımda neler neler deyir. Kemal Hanım her şeyi koyuran bir kenara. O 190 bin TL hardadı. Allah'a and olsun. Eğer o 190 bin TL mendedirse, kimle imza atıpsa, görmüşsemse Allah benim bin türlü belamı versin. Sen de Kemal'e o vallahi akşam sende kaldı. Vallahi bir mende yoktu. O kağız onun özündedi. O kaybedip onu. Ben özümde olsa buraya gelmem. Benim adımdadı. Vallahi gelsin gidim o adamın da yanına. Tamam götüreyim gel. Bir adamınızı beraber gidelim imza atalım yapalım. Parayı. Yok biz Kemal'e hanım o 190 bin TL Gül Mehmet'indi diye. Çünkü Gül Mehmet'e verecek diye. Ben sizi, emektaşınızı göndereceğim sizin yanınıza. Siz gedirsiniz o pul hardandısa, o adamın yanına özü giderse düzelecek mi bu konu? Adamın yanına gidersek, adamı imza verirse ben parayı alacağım adamdan. Tamam. Ha, o ben emektaşımızla göndereceğim. O 20 bin TL çünkü bizim Gül Mehmet balamızın hesabını ödenilecek. Olsun Hoşkanam hanım ya kurban olum olsun gelsin de değil, adamı gelsin. Ben tanımıyorum evet, o tanıyor ben haberim olmadan benim adıma yazmış bunu. Size Kemal'e hanım harada yakınlaşsın bizim emektaşlarımız bu kişi burada olduğu müddetçe bizim emektaşımız ben orada. Ben burada değilim ki ben İstanbul'dayım ben Azerbaycan'da değilim. Ha İstanbul'da yakınlaşsın. İstanbul'da değilsin Kırıkkale'desin. Ne? Vallahi de billahi İstanbul'da. Beyazın Hoşkedem'in yanına niye gelmişsen? Git hele Kırıkkale'ye de. Yok. Kırıkkale'de bir vatandaşla dili nikah kıymış. Bugün bana söylediler. Ah, neymiş? Dili nikah kıymış. Kırıkkale'de bir vatandaşla. Nece? Nikah? Hoşkedem falan. Dili nikah kıymış. Yeniden evlenmiş. Ay yalan değil ya bu kadar iftira olmaz. Ya sabahleyin geldi bana telefon. Ya. Televizyona çıkma diyerek de bana. Allah senin belanı versin. Hiçbir şey demirem sana. Ya, bela alma Kemal'e. Ayıp, ayıp. Hırsız ya bu insan hırsız. Eski kadınların da
videolarını çekip şantaj edin ki bana paranı verin. Onun telefonuna ben girdim. Sildim ya, o resimleri ya. Ben kimden para istemişim bu ya? Bu ne kadar rezalet. Hepsine hepinize yardım ettim. Ansı kadınlarla görüşür. Hayır, onları böyle şantaj yapıyor. Onların bir kurbanı da ben oldum ya. Allah onun belasını ya, versin. Ay, peki. Ben nereden buldum peki, başımı derde soktum. Gülşah'la bir görüşün. Gülşah'la. Gülşah ne diyor? Gülşah kim ya? Yeğenim, iyi tanıyorsun. He, Gülşah'la görüştüm. Sen, dedim abi şey, anlat kendini ona. Anlat ya. Anlat. Beni dövdü bu insan. Polislere gittim şikayet. O zaman dövdüm ya, Allah tak kok ya. Aldım. Kolunu ben tuttum sadece, kolunu kolunu. Ben seni kolunu geldi, tuttum. İş yerime geldi. O sussun, ben konuşayım ya. Geldi iş yerime silahla ki seni de vuracağım. Dizüstü çöktü yanımda. Dedim memduh alınmır ya. Biz sen 3 ay biz böyle telefonda görüştük. 1 ay bir çatının altında yaşadık. Ondan sonra içkili geldi. Dün memduh ben yapamıyorum. Ayrılalım ya. Hemen beni şantaj edeydi ki ben senin kızına böyle yapmışam, ameliyat parası vermişim, ölümden kurtarmışam. Böyle şantaj edeydi de beni sakladı yanında. Ben korka korka. Zorla kimse kimseyi saklayamaz. Korka korka. Kemale Hanım. Değil, Kemale Hanım. Söylüyorsunuz. Zorla kimse kimseyi saklayamaz. Bir saniye. Kemale Hanım, indi ne önerirsiniz? Ne deyirsiniz? Yani neyin ye? Ya Ağustos ayında bu insan bunu alacak kağız bende yoktu. Bende sadece resmi var. Ben ki onun yolunu gösterdim size. Bizim emektaşlarımızı bugün, eşidirsiniz mi? Bizim emektaşlarımız bugün size yakınlaşacak İstanbul'da. Ünvanı deyin. Gideceksiniz o kağız harda verilmişti. Ünvanı verecek. Beyefendi benim avukatım. Kendi bizim özel aile avukatımız. Ben gitmeyince vermezler. Ben gideceğim başına. Bir saniye. Aile avukatımız ilgilenecek bununla. Ben ondan kahiş ettim. Burada özel bu kişiye göre yok. Ha, Gül Mehmet'e göre. O 20 mini Gül Mehmet'e vereceğim. Ona göre. Yoksa ne sen benim için maraklısan incime beyefendi. Kusura bakma, kötü anlamda anlama bunu. Ne de siz benim için. Ben o Gül Mehmet'e 20 bin manatı vermek istiyorum. Ona göre ben bizim aile vekilimizden rica edeceğim, öyle bak bu efir biten kimi, sizin de nömrenizi vereceğim. Onunla beraber gideceksiniz, kol çekeceksiniz, 20 bin manası da bizim, sizde burada, sizde bile yok. Kemal İstanbul'da bir araya gelip konuşalım bak, bu şekil beni buralara getirmen, geldin, senin için geldim. Bu soy ismini götürmüş. Ya oturalım konuşalım, ben insan değil miyim? Yazık. Ben insan değil miyim? O mahnını nece sevirdi? Konuşalım. Vermiş birisine. Nece sevirdi? Benim adıma bağlamış bu mügabileni. Ben o insanı yüzünü tanımıyorum. Avgustus ayında. Yüzünü göster. Avgustus'un kulağını göster. O paranı almalıydı. O para mende yoktu. O insandaydı. Ben o adamın yüzünü bile görmemişim. Benim adıma senedi çıkardık bu insan. Gerizekalı. Bana göz sürpriz yapacaktı. Kime sürpriz? Ben de sinirlendim ona. Dedim bana 190 bin niye verirsen sen? Ölü belerim annemin halası gibi. Ay Kemale Hanım. Ay Kemale Hanım. O sahadınız neçədi? Sahat neçədi? 5'e kalır. Saat burada 4'e kalır. Düzdü. Türkiye vaktidir, düzdü. 1 saat geridir. Evet. Kemal oturup ben konuşalım. İnsan değil miyim deyir. Oturalım konuşalım. Ben de yine kötülük gördüm. Hep ben size yardımcı oldum. Kötülük mü yaptım? Silahla benim şey... Ya ben iki defa iş yerimi değiştirdim onun yüzünden ya. İki defa iş yerimi değiştirdim. Hara gelirsin? Ağzıdaçlar içir bu. Beni işimden, yuvamdan, yurdumdan etti bu insan. Benim bir düzenim vardı ya. İnsan gibi özünü aparmadı ya. İnsan sen insan gibi yaşamayı bilmedin. Yalan değil, benim evimde her şeyim vardı. Sadece bana yardım amacıyla evlenmek istedim. Ben onun evli olduğunu da bilmirdim. Hayır, anlattım sana. Yalan söyleme. Sonra bana dedi ki benim işim mahkemede değil, nikah keselim. Ben de yüzüğü taktırdım. Dedim peki, doğru, peki. Benim yapacağım bir dakika susar mısın? Bir dakika. Ay Kemal Hanım'a bir dövgü diyordun bu. Sus da motor soğusun, sus. Bir şey söyleyeceğim. Sen benim arsamı olduğunu bile bile bir trilyon yaptığını biliyordun. Dedi ki burayı da satalım memdum. Bana ev alalım dedin demedin mi? Yalan söyleme. Anlamadım ki. Bunlar hep yalan söylüyorsun sen. Gel karşıma oturalım. Yalan söyleme Kemal'e. O kız sevgilisi, eski sevgilisinin kızı da şey koşulacak. İsterseniz emektaşlarınızı gönderin bura. Çünkü ben o kişini tanımam. Kendi yüzünü ver televizyona, yüzünü ver yüzünü. Orada, yüzünü televizyona ver. Utanma. Ben utanmadan çıkıyorum buraya. Sen de utanma.